şu an. Truva Otu'na doğru gidiyoruz. Aracı çok saçma bir otoparka park ettik. Yakınlarda başka otopark da yok burada. Aklınızda olsun. Burada ciddi bir otopark problemi var. Şimdi 2 dakika bir gezip ondan sonra devam edeceğiz. Çanakkale Feribot İskelesi'nin hemen 300 metre ilerisinde yer alıyor burası. Hemen denizin kenarında. Çok güzel bir yapıt ya. Gerçekten gördüğüm en güzel yapıtlardan bir tanesi diyebilirim. Muhteşem yapılmış, muhteşem. Burada da Truva Atı hakkında bilgiler veriyor. Truva Atı bu şekilde. Şimdi Çanakkale'den ayrılacağız. Herkese selam. Bugün Hadis Tarihe Saygı Parkı'ndayız. Eclavut'a geldik. Feribot'ta çok süre beklememek için geceden geldik bir feribotuyla. Burada konakladık. Şimdi bu parktan gezmeye başlayacağız. Hadi bakalım, takip edin bizi. Şöyle de göstereyim sizler için. Büyük bir tarih, büyük. Çok büyük tarih yazılmış buralarda. Burada da böyle minyatür bir çalışma yapmışlar. Şehitliklerin yerlerini gösteriyorlar sana. Akbaş Şehitliği. Çanakkale içinde. Şu tarafta biraz zor. Böyle olunca ne kadar çok büyük olduğunu anlıyorsun sen ya. Burada da böyle şehitlik alanlarının küçülterek bu şekilde insanların görmesini sağlamışlar minyatür olarak. Burada gördüğünüz gibi savaş sahnesi canlandırılmış. Çok gerçekçi geldi bana. Çok büyük tarihi var burada ya. Şu sahnelere bakar mısınız? Şu an insanın bir şeyler anlatısı geliyor ama bir yandan da böyle yerleri görünce insan geçmişe gidiyor. O savaşları hatırlıyorsun. Çanakkale'nin zaferini, nasıl kurtarıldığını. Arkadaşlar burası Eceabat şehir merkezi. Hemen feribotun yan tarafında bulunuyor. Direkt feribottan iner inmez burayı ziyaret edebilirsiniz. Sonrasında zaten şehitlikler buradan sonra devam ediyor. Biz de şimdi burada bir kahvaltı yapacağız. Tekrardan şehitlikleri gezmeye devam edeceğiz. Direkt buradan indiğimiz için feribotla buradan başlamış olalım dedik. Ama iyi ki gelmişiz buralara. İlk defa geliyorum. Şimdiden büyülendim diyebilirim ya. Böyle milyonlarca insanın şehit düştüğü bir yeri gezmek insanın aklında daha çok kalıyor. Daha çok etkileniyorsunuz. Hadi diğer yerlere gidelim.
Burası da Şehitler Parkı diye geçiyor. Yine Eceabat merkezde. Yan yana bulunmaktadır. Diğer gezdiğimiz ilk parkla birlikte. Çanakkale tarafına geldiğiniz zaman şu an böyle bir harita var. Bu haritadan nerelere gideceğinizi görebilirsiniz. Hatta şöyle, bu haritanın yan tarafında da oraların görsellerine yer verilmiş. Burada isimleri ve görselleri yer alıyor. Bu tarafta da haritada nerede olduklarına bakabilirsiniz. Tarihi alan başkanlığına geldik. Burası da yine Eceabat'a yakın. Eceabat'ın merkezine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Yol güzergahında direkt burayı da görüp buradan devam edebilirsiniz. Burada yine bilgi tabloları bizi karşılıyor. Ben şöyle göstereyim. Siz durdurup okuyabilirsiniz. Yıllar sonra nasip oldu. Güzel duygu be. Araçlara bak. Ne kadar eski. Burası savaşların başladığı ilk yerlerden bir tanesi. Hatta sizlere şöyle denizin kenarındaki surları göstereyim. Şu şekilde surlar. Şu an böyle düşününce zamanında burada ne savaşlar olduğunu falan insan duygulanıyor. Acayip bir his oluşuyor buralarda insanda. Biz böyle rahat rahat geziyoruz ama zamanında buralarda ne şehitler düşmüş, ne kanlar akmış. Bakar mısınız? Şimdi baktığınız zaman sadece böyle bir harabe gibi gözükebilir ama buranın altında ne tarihi zenginlikler var. Burası bu şekilde. Şimdi devam edeceğiz tekrardan buradan. Burada çok fazla gezilecek ve görülecek yer var. Hadi gelin devam edelim. Şu an Kızılay Ağadere Müzesi Şehitliği'ne geldik. Birazdan burayı gezeceğiz. Bu yol güzergahından geliyorsunuz. Eceabat'tan gelecek olanlar için. Müzenin ön kısmı bu şekilde. Buradan denize kadar bu şekilde bir yol var. Araç yolu değil. Burası yürüme yolu. Buradaki tarihi coğrafyayı daha iyi görebilmek için bu şekilde bir yol güzergahı yapılmış. Thank you.
Müzenin iç kısmı burada bitti. Şimdi bir bahçeye açılan kapı var. Burada da hendekler var. Size şöyle göstereyim. Şurada bir yol var. Size orayı göstereceğim. Çok güzel bir yer açılmıyor mu? Harika bir atmosferi var. Şimdi sağ taraftan girmiştik, sol taraftan çıktık. Aracı şuraya park etmiştik. Burası da geliş yolumuzdu. Şimdi buradan devam edeceğiz. Bakalım bir sonraki durak neresi? Görüşmek üzere.